Sihirler HPV adlı virüslerle bulaşmaktadır ve toplumda oldukça sık olarak görülmektedir. Özellikle en iyi bilinen şekli ellerde görülen, deriden kabarık çıkıntılar halinde olan ve üzerleri sert şekilde gözlenen lezyonlardır. Bununla birlikte el içi ve ayak tabanında çıkıntıları çok fazla olmayıp daha derine yerleşip ve genellikle ağrılı olan formları da bulunmaktadır. Aynı zamanda kollarda ve yüzde görülen genellikle düz benlerle karıştırılan hafif kabarık, yüzeyi düz ve kahverengi renkli olanlar da oldukça önemlidir. Çünkü bu tipleri genellikle biz çocuklarda görmekteyiz ve sıklıkla da bunun bir virüs olduğu anlaşılmayıp benlerle karıştırılmaktadır. Tabii ki bulaş açısından da bu önemli bir risk teşkil etmektedir. Diğer bir yerleşim bölgesi ise genital bölgedir ve yine yüzdekine benzer şekilde biraz daha kabarık, biraz daha koyu renkli ve biraz daha büyük çaplarda olabilen formları da bulunmaktadır. Tabii genital bölgede yerleşenler cinsel temasla, cinsel ilişkiyle bulaşmaktadır. Bu yüzden de ayrı bir öneme sahiptirler. Tabii ki bulaş şekli, ortak kullanım alanları, çıplak ayakla yere basmak, havuzlar, umumi tuvaletler, ortak havlu kullanımı, direkt temas, el sıkışma gibi, tokalaşma gibi direkt temaslarla bulaş meydana gelebilmektedir. Yine bir kişide var olan sihir, vücudun başka bölgesine kaşıma veya temas yoluyla da kişinin kendisinden başka bölgesine de bulaşabilmektedir. Tabii eğer deride bir egzama, bir enfeksiyon, bir sıyrık, çatlak ya da çok aşırı bir cilt kuruluğu varsa bulaşma çok daha kolay olmaktadır. Sonradan çıkan, özellikle elde olan sihirler toplumda çok iyi bir el ya da ayak tabanında olan sihirler toplumda çok iyi bilinse de diğer bölgedeki o düz yapılı olanlar benlerle karıştığı için mutlaka sonradan çıkan ve ben olarak nitelendirdiğiniz bir yapıyla karşı karşıya kalırsanız mutlaka bir dermatoloji uzmanından görüş almanız gerekmektedir. Tabii sihirlerin tedavisinde biz sihiri oradan uzaklaştıracak çeşitli yöntemler kullanmaktayız. Bunların evde kullanım ürünleri, asidik ilaçlar, dondurma yöntemleri, yakma yöntemleri, lazerle tedaviler gibi çok çeşitli alternatif bulunmaktadır. Fakat unutulmaması gereken şey aynı uçuk virüsünde olduğu gibi biz sadece virüsün yani deri üstünde görünen virüsü yok etmekteyiz. Yoksa derimizin altında yerleşmiş olan, vücudumuza girmiş olan virüsü biz ortadan kaldıramıyoruz. Bu da şu demektir. Sonrasında tekrarlamalar aynı bölgede ya da o bölgenin çevresinde yeni lezyon çıkışı da görülebilir. Bunun olup olmayacağı da kişilerin aslında bağışıklık sistemiyle biraz ilişkilidir. Çok yoğun çalışan, stresli kişiler, uyku düzeni bozuk olanlar, alkol sigara kullanan kişiler, iyi beslenmeyen kişiler, bağışıklık sistemi herhangi bir enfeksiyonla bozulmuş kişilerde virüs bağışıklık sistemine galip gelerek yeniden lezyon çıkışına sebep olabilir.